Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Bununla ilgili herhangi bir eksik kalan iş kalmadı. İnşaata dair bütün süreç tamamlanmış oldu. Elektrik aksamı ile ilgili ufak tefek bağlantılarla ilgili süreçlerimiz var. Onları da en yakın sürede tamamlayıp burayı hizmete almayı ve bir an evvel enerji üretmeyi planlıyoruz. Bulunduğumuz elektrik santrali sahip olduğu teknoloji açısından özel bir santral. Çünkü yatay burgu, arçiment sistemini kullanıyoruz. 14 yatay burgumuz var. Birazdan detaylarını sizler de göreceksiniz. Nehrin üzerinde toplamda 180 metreyi bulacak şekilde 3 açıklıkta, 61 metrelik 3 açıklıkta lastik savaklarımız var. Bunların yükseltisi 4 metreye kadar çıkabiliyor. Yani nehrin şu anda taban seviyesi 29.80. 4 metrelik yükseklikle beraber 33.80 seviyesine kadar suyu depolayabileceğiz. Depoladığımız su hemen bulunduğumuz alandan santralin içerisine girecek. Türbinleri çevirdikten sonra da santralin çıkış noktasından tekrar nehrin yatağına kavuşmuş olacak. Kurulu gücümüz itibariyle baktığımız zaman yaklaşık 2.4 megawattlık bir güce sahip olduğunu görüyoruz. Yani bugünkü ekonomik değer itibariyle yıllık 60 milyon Türk lirasına yakın bir enerji üretme kapasitesine sahip. İnşallah dediğim gibi artık Haziran ayı itibariyle biz bu enerjiyi üretmek istiyoruz. Sisteme dahil etmek istiyoruz. Son izinlerini TEMSAN ve diğer ilgili EPDK boyutlarıyla bitirme aşamasındayız. Onların da tamamlanmasıyla birlikte trafonun kurulması hatta çekildi. Sadece son bağlantılar yapılacak. Bu süreci de bitirmiş olacağız. Bu hem ülkemiz açısından hem şehrimiz açısından son derece farklı ve özellik arz eden bir yatırımdı. Belki de Türkiye'deki birçok yere de örnek teşkil edecek bir iş. Dediğim gibi arçiment burgu sistemi sıkça rastladığımız bir uygulama değil. Bugün itibariyle bize mühendislerin ifade ettiği yine uluslararası bu projeyle ilgili Almanya'dan diğer yerlerden çalıştığımız firmaların temsilcilerinin de ifade ettiği bu ölçekte, bu büyüklükte, bu sistemde bir santralin henüz Avrupa'da ve dünyada olmadığını ifade ediyorlar. Bu anlamıyla da bir ilki gerçekleştirmiş oluyoruz. Meriç Nehri bu şehir açısından son derece önemli. Tarihi açısından önemli, bulunduğu konjonktür açısından önemli, doğal güzelliği açısından önemli ama tabii nehirden en üst düzeyde de azami derecede faydalanabilmek bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor.